Kazakistan'a geçiyoruz şimdi. Astana Büyükelçiliğimizde de Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tören düzenlendi. Ayrıntılar almak üzere dönelim Janar Salıbay'a, Astana'ya. Teşekkürler Coşkun Ozan. Evet, Kazakistan'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yabancı öğrenciler söz konusu platform üzerinden yararlanabilecek. Kütüphane tarafından yapılan açıklamada halihazırda 70 binden fazla eserin erişime açık olduğu açıklandı ve her gün yüzden fazla araştırmacı da farklı ülkelerden söz konusu dijital ortamdan yararlanabilecek. Kütüphane Müdürlüğü özellikle yurt dışında eğitim alan Kazak öğrencilerin tez çalışmalarında kütüphanenin imkanlarından faydalandıklarını, aynı zamanda Kazakistan tarihini araştıran yabancı bilim insanları tarafından da söz konusu erişime büyük talep olduğu açıklandı ve yapılan bu platform üzerindeki çalışmalar kademeli olarak devam edecek. Öte yandan Almatı şehrinde Türk ve üyesi ülkelerin ticari ve ekonomik potansiyelinin entegrasyonu konulu toplantı yapıldı. Toplantı sırasında Türk dili konuşan ülkeler, parlamentler asamblesine üye ortak ülkeler arasında ortak ürün standartlarının oluşturulacağı açıklandı. Gaz Standart şirketi tarafından yapılan açıklamada Türk dünyası için ortak bir standartların oluşturulması tüketicilere hizmet verme ve onların haklarını koruma konusunda büyük bir imkan sağlayacağı açıklandı. Aynı zamanda ortak bir yasa tasarısının hazırlanmakta olduğunu ve yasanın güvenli ve kaliteli ürünleri Türk Bayı üye ülkeler arasında dağıtılımı ve standartizasyonu konusunda belli bir standartları oluşturacağı da açıkladı. Kaz Standart Şirketi Müdürü Gabit Muhammedov ortak yapılacak bu çalışmalar sırasında ölçümlerin tek düzenliği ve tüketicilerin korunması alanında karşılıklı yeni ticaret işbirliğinde yapılacağını belirtti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Janar Salıbay'dan aldık Kazakistan gündeminden notlar, böyleydi sevgili seyirciler.